Özmert Pano Zamansız Yağmurları sunar. Yoldan dertliyim. Gün gelir görürsün dağın ardını, dedi. Zaman hain, yıldan dertliyim. Telim, telim ses vermiyor, sazım asılı. Cümleler hüzünlü, sözler küsülü. Sessizliğe battım işin hasılı. Muhabbet, muhabbet kayboldu, dilden dertliyim. Çok gördüm hayatta, azap çekerim. Sevmedim elbette, nifak ekenim. Hep elime battım, gülün dikenim. Aşk ile korkmayan, gülden dertliyim. Aşk ile korkmayan, gülden dertliyim. Ayrılık bestesi dolmuş ya çarşı, ne zaman çalacak vuslatın marşı? Hicranın meyvesi kapladı arşı, canıma kast etti daldan dertliyim. Mutluluk, mutluluk gelmiyor, tuttu be inadı zaman. Hislerimi kaç kez sınadı. İnan ki kalmadı kahvenin tadı. Falcı konuşmuyor, falcı konuşmuyor. Faldan dertliyim. Çok gördüm hayatta azap çekeni. Sevmedim elbette nifak ekeni. Hep elime battı gülün dikeni. Aşk ile kokmayan gülden dertliyim. Telim ses vermiyor, sazım aslı. Cümleler hüzünlü, sözler küslü. Acaba yeter mi aşka mecalim? Vuslat kavgasında ne olur halim? Baktım ki aniden lal olmuş dilim. Anlatamadığım halden dertliyim. Koca ömür,
geçip gitti ah ile. Sanki yaren olduğum bir eyvah ile. Paylaşmak isterdim gönlü şah ile. Değil günler, aylar, yıldan dertliyim. Bir günüm, gönülden bağım var ama şifa yok. Aşk denen olmaz yarama. Bir ok değil, mızrak attı ta şurama. Rabbime şükrettim, kuldan dertliyim. Kuldan, kuldan dertliyim. Kuldan dertliyim. Çalar karımısın, şu yanmalar.
sen korkanın gülümüz. Her gelen seni soruyor, sen olgunum gülümüz. Açılış oldu değil mi burada abi? Efendim, ordunun tüm güllerine, gönlü yüreği güzel tüm dostlarımıza, TV52 ekranlarına ve TV52 İstanbul stüdyolarından sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm güzel insanların olduğu mekanlara sevgiler, selamlar, mutlu akşamlar. Bu akşam çok özel konuklarım var. 900 kilometreden sadece ve sadece Zamansız Yağmurlar programı için kalkıp pandemi sürecinde her şeyi göze alıp bizlerle ve sizlerle buluşmak için bu akşam TV52 İstanbul stüdyolarından canlı canlı olarak yiğit kardeşlerden sizlerle güzel eserler dinleteceğiz. Hemen sponsoruma ve teşekkürlerimi edip konuklarıma döneceğim efendim. Bizlere katkılar sunan, videolarıyla bizleri yalnız bırakmayan Korganlı Hikmet Ayba abime başta çok teşekkür ediyorum. Ahmet Demirci abime dekorasyonları için, yine videoları ve danışmanlığı için Ahmet Demircioğlu'na, Ordu'da ana kumandada Sefat Yılmaz ve Aykut Demir kardeşlerime, Aykut Demir kardeşime çok teşekkür ediyorum. İstanbul Teknik Ekibinden sevgili Adem Noyan, sevgili Esin Yılmaz, onlara da çok teşekkür ediyorum Selahattin abimle birlikte. Kıyafet sponsorum Elsima Giyme, ana sponsorum Özmert Pano, Harun Talaya, Mehmet Çelik, Emek Çanta Nurbey Akçay, Tarihi Ortaköy Kumbirçisi Yüksel Yaman, Gökse Duş Cam Balkon Gökay Gündoğdu, Koçak Grup Yangın Söndürme Cihazları Adem Koçak ve sevgili Murat Şahin'e ve program koordinatörüm sevgili Ümit Akbaba'ya şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ve efendim, yiğit adamlara hoş geldiniz diyorum. Evet, Baki, evet, Deniz ve Hasan Yiğit. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Korgan'dan selamlar getirdik, Ordu'dan selamlar getirdik. Ordu'nun tüm ilçelerine selamlar getirdik. Ve Ordulu olup Türkiye'nin her yerinde olan hemşehrilerimizden sizlere selamlar getirdik. Vallahi efendim,
Uşaklara böyle biz sarılayım dedim. Sarılamadık. Dur orada kal dedik. Yani hop dediler. Firuz var. Ne var? Firuz. Firuz varmış efendim. Yok abi kısmeti giymedin sen. Firuz varmış efendim. Firuz'ten dolayı. Evet. Gerçi ben koronayı atlattım. Onlar henüz korona da olmadı. Aman olmasınlar. Çok şükür. Uzaktır abi bizden. Yani onlardan dolayı bir sıkıntı yok. Efendim bu akşam bol bol türküler dinleyeceğiz. Bol bol şiirler okuyacağız. Korgan'ı, orduyu konuşacağız. Ama ben yine programın hemen başında her türlü güçle göğüs gerip bu zorlu şartlarda program için gelmiş olmanız çok ayrı bir değer benim için. Şöyle, bir de daha 3 gün önce anneanneniz rahmetli oldu. Rahmeti evet, Rabbine cennet eylesin. Olsun. Allah mekanı cennet olsun. Anneannemize de Allah rahmet eylesin. Amin, ve siz inşallah. Değerli yiğit ailesine, evlatlarına Allah sabırlar versin. Şimdi Mehmet abi, o noktadan da çok özel benim için. Siz yani biz birbirimizi biliyorsun, yani biliyoruz. Bizim işimiz bu. Yani bugün ekmekçi olsak, bir gün çıkarmasak yarın ne olur? O ekmeği çıkartacağız mecbur. Yani evet. O ekmeği çıkaracağız. Yani tabii ki içimiz ağlayacak, içimiz yanacak ama bizim işimiz de bu. Yapacak olan bir şey yok. Programı efendim programlamıştık. Bir de konuşabilsem ya. Heyecan yaptın değil mi abi? Ya geçen hafta bant yayındı. Bu hafta canlı yayın. Bir canlı de, yayındayız. Biz de çok canlıyız abi. Yani bugün size, onun için heyecan yaptın herhalde. Abi yani, Tuncay Başkanım izliyor bak. Tuncay Başkan'a selam olsun. İzliyor bak, izliyor. Tuncay Başkan izliyor. Resimleri atmış bana. bu akşam bir de konuşabilirsem ben, şöyle üzerimdeki şeyleri atabilirsem. Abi konuşamayacak daha bir şey yok. Evet. Yani böyle oturacak, kendinden emin olacaksın, tamam mı abi? Televizyon diye böyle kendini karşılaman gerek yok. Vay vay vay. Rahat ol abi. Bana akıl verene bakar mısın? Rahat ol. Yani sen kameralara yabancı değilsin. Ben abi. Rahat mı olayım, relax mı olayım? Rahat ol abi sen. Rahat olayım. Rahat ol abi. Rahat olayım. Kendini karşılamayacaksın. Ne yapmayacaksın? Karşılamayacaksın abi. O ne ya? Ya arkadaş, biz bir tercüman tutmamız lazım. Gerçi Baki de Deniz de tercümanlık yapar. Efendim şimdi Baki'den Ordu'nun Gülümüsü'nü dinledik açılışta. Baki Yiğit'ten. Hasan Gençay hocama da selam olsun bu güzel eseri. Evet. Bizlere kazandığınız için teşekkür ediyoruz. Deniz senden başlayalım. Abi şimdi ben devam edecektim ama anneannem konusu işin içine girince biliyorsun... Annem vefalı bir insan. Hı hı. Anneannemin kaybı üzüntüsü var. Ona da bir sözümüz vardı bizim Cerrahpaşa'yı dinleteceğiz diye. Onu yine Baki'den alalım biz. Babalarımız evimizin çınarıdır. Tabii ki kesinlikle. Ama analar? Analar candır. Evimizin aslında çatısı onlardır. Yani, her şey onlar. Kesinlikle. Ayırt etmemek lazım ama işte yani insan yani bir, ama cam yani. Ama ikisini de aynı buluşturuyoruz. Kavuşturuyoruz yani. Yani şimdi o Cerrahpaşa'yı gönderelim. Anneme, babama, ailemize. Annemizin de elinden öpelim. Cerrahpaşa'yı tüm annelere, askerde evladını bekleyen annelere, hastanelerde şifa bekleyen hasta kardeşlerimize ve hastanelerde hastası olup da onları evde sabırsızlıkla bekleyen eşlerine, evlatlarına Cerrahpaşa'yı armağan edelim. Ama en önemlisi Cerrahpaşa'yı tüm sağlık çalışanlarına da armağan etmiş olalım. Emekleri çok. Çok, çok fazla emekleri. Hele bugünlerde yani, çok zorlu kesinlikle günler. Yani haklarını ödeyemeyiz. Kesinlikle. Hadi bakalım. Deniz Yiğit'ten Cerrahpaşa. Hastane demişken Korgan Devlet Hastanesi personelleri de bizi izliyor. Güvenlik amiri Korkmaz Yiğit abim. Evet. Güvenlik personeli ve birimi özellikle de sana selamlarını ilettik abi. Aleykümselam. Onlar da izliyorlar. Onları da armağan edelim o zaman hastane olduğu için. Cerrahpaşa diyoruz efendim. Vay seni Cerrahpaşa, içmem suyum ben içmem, içmem suyum ben içmem, içmem suyum ben içmem. Daha gitseneye yolcu da gelip geçmem,
bir daha gelip geçmem o. Yolculuğa gelip geçmem uyum. Yaşa kan gözüm sızlar, ne kalın gerisine. Yaşa kan gözüm sızlar, ne kalın gerisine. Herkesin bir derdi var, durun içerisinde. Durun içerisinde oy. Herkesin bir derdi var. Durun içerisinde. Durun içerisinde oy. Başaya koydum ömrümün yarısını, ömrümün yarısını. Cerrah başaya koydum ömrümün yarısını, yüreğin yarısını. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Herkesin bir derdi var, durun içerisinde. Durun içerisinde oy. Herkesin bir derdi var, durun içerisinde. Durun içerisinde oy. Herkesin bir derdi var, durun içerisinde. Yanar içerimizde. Hastalarımıza şifalar olsun. Evet kıymetli dostlar, Cerrahpaşa bugünlerde herhalde hastane odalarında yatan, şifa için bekleyen, bu illet hastalıktan dolayı çok yoğun bir hasta sayısı var. Onlara da armağan olsun inşallah. Bizler şifamızı bulduk, onlar da şifasını bulur. Yine şifa bekleyen maalesef babam da koronavirüse yakalandı. Allah şifa versin inşallah. Cuma günden beri evde istirahatte, gerçi rahat geçiriyor Allah'a çok şükür. Tüm hastalar rahat geçirsin ama babacığım tekrar geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkacaksın. İnşallah bizler gibi sen de rahat atlatacaksın. İnşallah. Korgan'a bir canlı bağlanalım mı? Bağlanalım. Korgan'a bir canlı bağlanalım mı? Bakalım. Kime bağlanacağız abi, sürpriz mi? Sürpriz. Sürpriz. Bakalım tanıyabilecek miyiz sesinden? Bakalım kime bağlandık? Alo. Alo. Korgan'a mı bağlandık efendim?
Mübarek şehir korkmaz abi. Tuncay Başkanım. Tuncay Başkanım hoş geldiniz. Başkanım selamlar olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Bütün hemşehrilerimiz gibi, ordulu hemşehrilerimiz gibi ekran başında yerinizi aldık. Zamansız yağmurlara kaçırıyoruz tabii ki. Şiirleriyle, sözleriyle, programlarıyla bize keyif veriyor. Tabii ki İstanbul'dan ordulu hemşehrilerimizin bu kadar güzel bir yayın yapması özelliğinde de Korgan'dan orada gerçekten her biri birbirinden değerli yiğit kardeşlerin orada olması bize ayrıyetten bir televizyonun başına, ekranlar başına bağladı. O anlamda kuldan dertliyim dedi Mehmet abi. Biz hemşehrilerimizden dertli değiliz ama sözün ve sazın üstadları orada gerçekten orada. Babaları da yine Mehmet abimiz gerçekten sazda çok iyilerdi. Korgan'ın gerçekten düğünlerinde, bayramlarında Korganların keyifle dinlediği bir ailedir. Güzel bir programlar yapar. Bugün de ekranlar başında onları izliyoruz. Mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bir de zamansız Mehmet yağmurlar olunca daha güzel tabii ki. O anlamda sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim dostlarımızı oraya çıkarttınız. Biz Korgan'da pek birbirimizi göremiyoruz. Ben hizmet peşindeyim. Onlar ekmek peşinde. Kolay geçmiyor tabii ki ama sizler vesile oldunuz hem bu anlamda. Korgan'da bütün hemşehrilerimize buradan saygı sevgilerimi iletiyorum. Şunu teklif ediyorum. Bir gün inşallah bir canlı yayınımızı bu programda özelinde Korgan'dan da yapabiliriz. Sevinirim. Hikmet abi de var orada. Hikmet abi... Renkli kişilikler var. Program dolu geçeceğine inanıyorum. Vallahi başkanım çok sevinirim. Çok da güzel olur. Ben bu teklifi not alıyorum. Korgan zaten tarihiyle, kültürüyle çok ayrı bir şehir. İlçe, ordunun ilçesi yaylalarıyla. Ve özellikle yayla ne çiçeğiyle o? Avuç çiçekleriyle. Avuç çiçekleriyle, orman gülleriyle ve yayla festivalleriyle çok etkili bir kent, ilçe Korgan. Kesin işiniz zaten şöyle, Aybat'tır, Korgan, Gölköy. Bu üçü gerçekten Ordu'da yayla şenlikleri, güreş anlamında, yani Aybat'ın Ordu'da değil, yansıtan ilçelerimizden bir tanesi. Diğer ilçelerimiz de kendine göre çok güzel işler yapıyor. Ama Aybat'ta 100 bin olursa Korgan'da 50 binleri buluyor. Bu anlamda gerçekten yayla şenliklerimizi bu pandemiden dolayı yapamadık ama geçmişte çok güzel programlar yaptık. Yani gerçekten yoğun katılımların olduğu programlar oldu. İnşallah biz ulaşımı yaylalara daha rahat sağlayarak işte yeşil yollarla, mesire alanlarıyla daha güzel ulaşım sağlar isek vatandaşımızın, hemşehrilerimizin, bütün yerli turistin, yabancı turistin o yaylalarda o güzelim mesire alanlarını, o güzelim yeşillikleri, o doğa harikası yayları inşallah görecekler. İnşallah bizler de başkanım, ben Korgan'a yabancı değilim. Korgan'a geliyoruz, gidiyoruz. Korgan'da çok sevdiğimiz dostlar var. Her şeyden önemlisi orada bir kardeşim var, bir belediye başkanı var. O noktadan da eminim. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de görüşür. Mehmet abi, bir zamansız şey yağmurları orada yaparız. Şey tabii, buyur bakayım. Yani bu akşam sürpriz oldu. Evet. Yani sürprizler daha çok var. Yani vallahi başkanım çok teşekkür ediyoruz. Onur ettiniz başkanım, yani bizi teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yaylaya ulaşım şimdi, basit zaten şimdi. Bir hamlada çıkıyorsun yaylaya. Yayladan konu geldi. Hani sen sürekli beni arıyorsun ya. Neredesin yazın? Yayladan. Kışın neredesin? Yayladan. Önceden biz yaylaya 2 saatle çıkardık. Şimdi 15 dakikada biz yaylayalım. Şimdi çabucak bunlar yaylaya çıkıyormuş başkanım. Yazmış yaylayayız abi. Çabucak yaylaya. Çabucak çıkıyorlar. İşte başkanım çok teşekkür ediyoruz. Var mı TV52 izleyenlerine, Korganlı, Ordulu olan, yurt içinde, yurt dışında bulunan hemşehrilerimize mesajınız? Ben bir kez daha bizi ekran başında izleyen çok kıymetli Ordulu, özelinde Korganlı hemşehrilerimize saygı sevgiyle selamlıyorum. Zamansız yağmurları takip etmeye devam etsinler. Ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Korgan ilçemizi genelde programında işliyorsunuz. O anlamda size sonsuz teşekkür etmek istiyorum. En kısa zamanda inşallah programın ev sahipliğini yapmak sözünü buradan vereyim. Misafir etmek istiyorum. Oradaki dostlarımıza da saygılar diliyorum. Bütün hemşehrilerimize saygı sevgiler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri takip etmeye devam ediyorum. Sağ olun başkanım. İyi seyirler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar. Şimdi, çok teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Müthiş derecede mesajlar var WhatsApp hattına gelen. Esas mı? Ben de bakayım o zaman. Sen de bir bak. Şöyle birkaç tane okuyayım. Siz de bu arada abi, okuyacağınız evet, eseri. Evet. Abi aşk mektubu yapmış, yazmış Gökay Gündoğdu. Gökaycığım bu ne? Bu ne kurban olduğum? Değerli zamansız Mehmet Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Ekranlara tekrar döndüğün için çok sevindik. Hayırlısı olsun, çeken bilir. Benim çok ağır geçti, iyi bilirim, biliyorum. Bu arada stüdyodaki yeni oturma grubu çok şık. Bu akşam bunlar pehlivanlara özel bu. Çok şık olmuş, güle güle kullanın. Ayrıca değerli Yiğit kardeşlere de buradan selamlar, sevgiler, başarılar temenni eder. Eyüp Ordular Dernek Yönetim Kurulu üyelerine ve Kabadüz Belediye Başkanı Sayın Yener Kaya Beyefendi'ye tüm Kabadüzlü ve Ordulara selam olsun, iyi akşamlar dilerim demişler. Sağ olsunlar, var olsun. Eyvallah. Seyhun Duran kardeşim, selam abi, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Deniz Yiğit abi, Baki Yiğit ve Hasan Yiğit abiye selamlar. Aleyküm güzel selam. Programlarınız olur. İyi yayınlar diliyorum abi demiş. Ümit Akbaba kardeşim, benim değerli dostum, bu akşam o da evde. 3-4 hafta benimle kanala gelemeyecek. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyorum. Değerli konuklarına, TV52 Yönetim Kurulu Başkanım, değerli İsa Akçay abime, TV52 çalışanlarına, izleyenlerine, benim için çok değerli olan kamera arkası Reji Esin Yılmaz ablama ve Adem kardeşime selamlar, saygılar sunarım demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Abi uzun zaman aradan sonra seni gördüm. Maşallah iyisin. Rabbim her daim yanında olsun, program seninle güzel. Ali boyu, çok teşekkür ediyorum Ali kardeşime. Aile boyu mu abi? Aile boyu, Ali boyu. Hı. Hasan Şahin selamlar, sevgiler kardeşim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar konuklara ve sizlere selam. Mersin Anamur'dan Halil Cep. Benim çok değerli Bayrampaşa'dan kadim dostum. Hayırlı akşamlar Mehmet abi, bir zamansız yağmurlar programı yine geldi. Evimize neşe getirdi, sizler bizlere kavuşturana sonsuz şükürler olsun. Orada bulunan sanatçı dostlarıma hoş geldin diler. Hoş başarıların olsun, devamını olsun dilerim. İnşallah bizler bu programı ailecek severek izliyoruz ve herkes de izler. Bayrampaşa'dan Paşalı Metin demiş. Habib Dere, hayırlı yayınlar Habib abim, Yiğitlere selam olsun demişler. Selam. Selam, sağ olsunlar. Dereler Mobilya, Salim Dere, Habib Dere. Marka ismi vermiyoruz. Yani. Yok, Dere'den abi. Dere'den geliyor. Dere'den. Dere'den. Evet, Yusuf Altınışık. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Yiğit evet, kardeşlere selam ve sevgiler sunarım. Hayırlı akşamlar Yusuf hocam, sağ olasın. Yusuf Altınışık, Altınışık Orkestrası. Üstadlar. Üstadlarından bir tanesi. Şimdi, şöyle bir türkü. Güzel bir eser Yiğit kardeşlerden dinleyelim mi efendim? Programımız gümbür gümbür evet, Yiğit kardeşlerle devam edecek. Şimdi Deniz Yiğit'ten alalım. Ondan Deniz'den sonra alalım. Seninle beraber abi bir düet yapalım. Düet yapalım. Olur mu? Ben de oturayım burada o zaman. Sen otur, sen altına bak. Aykur Aykur yaslan. Yaslan. Abi ben zaten... Öldün mü abi, Aykur'u demeye başladım. Ben bulaşıcı bir şey. Aykur'dan Aykur Aykur. Ya, ya yaslan. Geldiler dediler ki biz İstanbul'a gidiyoruz. Niye dedim? Mehmet abinin programına gidelim. Kilim mi getirseydik? Ne yapacaktım? Sen de geliyor musun? İyi gidelim bari dedim yani ben de. Geldin yani. Geldik. Ne yapalım? Yap, rahat. Tamam abi ben iyiyim böyle. Allah razı olsun inşallah. Ara sıra mesajlara bakarsın. Evet efendim, zamansız yağmurlar bütün hızıyla, bütün güzellikleriyle Deniz Yiğit'ten güzel bir eserle devam edecek. Köyüme götürün beni,
yalvanın ortasında toprak oyun be. Gelirsem oy 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 köyüme götürün beni, korganın yaylasında toprağı verin beni. Tüylerim Asasya dikeni gibi oldu. Ne dikeni gibi? Asasya dikeni gibi. Melihcan dikeni olmasın? Olur olur. Olur. Özlenen bir türküydü abi. Evet. Özlenen bir türküydü. Uzun zamandır da dinlememiştim. İyi evet. Oldu. Şimdi benim de çok özlediğim birileri var. Efendim çamaştan gelmiyor. Geçen hafta geçmiş olsun videoları vardı. Efendim ben onu Çatalpınar Sakargeri istemişim. Çamaş Sakargeri işte. Çamaşlı değerli dostlarımızdan İzledim onu. Ahmet Demircoğlu abi falan yapmıştı değil mi? Evet evet. İzledim onu ben. Çok güzel bir şeydi. Şimdi benim özlediğim o adamın videosu bir gelsin bakalım. Esin abla hazır mı? O video bir gelsin, ardından efendim konuşacağız, müzikler dinleyeceğiz. Çok güzel sürprizler var Yiğit kardeşlere. Bakalım Demircioğlu fırında bizlere ne pişirmiş. Ya sen bu çocuğa kibir oluyorsun da. Ya evlenip anlaşamaz, boşanılırsa? Bana ne abi? Ben de sadece evlendirme hizmeti var. Servisle bakım hizmetim yok. Ahmet abi. Ya nedir senin derdin? Niye çay içmiyorsun? Nedir sıkıntın ya? Ah kardeşim. Ne bir oldu? Açılamadım kıza ki. Ne oldu? Bir derdimi anlatamadım ki. Nasıl? Seviyorum. Sen hala anlatamadın mı? Hala açılamadın mı kıza? Açılamadım. Ya abi niye böyle yapıyorsun? Böyle ufak tefek şeylerle canını sıkıyorsun ya. Ya büyük şeylerle düşün. Büyük şeylerle konuş ya. Nasıl ya abi? Büyük, büyük adımlarla git kıza. Büyük adımlarla. Ne işin var küçük adımlarla ya? Büyük konuş, büyük adımlarla git. Tamam. Ahmet abi büyük adımlarla gittiğince Ahmet abi yanlış anlamış. Evet. Baki ya ben de öyle gitsem mi? Büyük adımlarla mı? Tabii büyük adımlarla korgana gitsem mi? Abi o zaman varamazsın ya. Var büyük mı? Adımlar öyle değil. Arabiyle gelsin abi sen. Biz arabiyle geldik. Yani yayan gelecektik buraya. Evet. Çok yoruluruz diye arabiyle geldik. Ben sizi yayan bekliyordum yani. Ya, abi evet. Sen Lodaş'ın orada in. Nerede? Lodaş'ın orada. Korganın simgesi Lodaş abi. He, onu duymamıştım. Yok, nasıl duymadın? Sen Lodaş'ın orada ineceksin. Ya bizi sor ya da ben buradayım de. Biz seni alırız. Zaten ben oraya gelsem herkes beni alır götürür gibi geliyor. O taşı bulmak önemli. Yok, o taşı çok önemli bir taş. O taşı bulmak önemli abi, benim için. Abi o korganın çok ezgi. Abi sırtın döneceksin. Buradaki şeye dikil taşa. Evet işte orada döneceksin. Lo taşı ne biliyor sayacağım musun? Sayacaksın abi 1 kilometre. Binek taşı, lo taşı. Eskiden silindir yokken o lo taşı dediğimiz korganın yollarını yaparken
Onunla ezilmiş. Onunla ezilmiş. O taş orada evet. Var mı hala? 40-50 öküz de beraber duruyor. Silindir. Organın iyileşinde o silindir taşı. Biz karanlıkta oraya gelince. Abi, karanlıkta göremedik. Aydınlıkta bekleriz abi. Karanlıkta göremedik. Karanlık olunca bir telefonumuz var mı? Alo. Burası hep karanlık ya. Ahmet abi nerede kaldın? Hep mahvolduk. Karanlık oldu mu? Hep mahvolduk. Bakalım şanzımanla bir şey oldu. Biz 4x4 yapmıştık. Adam beni kandırmış. Meğersem bu 2x'ıymış. Buradakiler de bugün arabanın benzinini İstanbul boş diye gezerken bitirmiş. Ya onlar benim kardeşlerim zaten kan çekiyor. Kurban olduğum. Sen anlamadın mı davayı? Ahmet abi yolda geldik. Yani yolda kaldık dedik. Hemen bize yeterli yakıt geldi yani. Geldi. Yani... Şimdi Galata Köprüsü'nün üzerinde mi de yakıtı bitirmişler Ahmet abi? Şimdi işte bunlar demek kandırdılar. Giderken buradan biraz yumurta, biraz meyvecan, biraz çocuk kavurması falan aldılar. Bir de baktım ki yolda bunlar şey yiyorlar. Meleme. Ya bir yere kuramışlar. Ya dedim ki arkadaşlar siz bu kadar yemeğe götürdünüz ne yaptınız? Dediler bizden belli olmuyor mu? Biz İstanbul'a gidip İstanbul'dan yarısını yeriz dediler. Demek ki araba da bunlara çekmiş. Bunlar zaten bayağı besili. Aynen. Besili. Konuş abi. Konuş. Yok. Rütük ceza kesiyor. Besili olmuş yani kurbana gider. Abi anam babam bakmış. 7 kişi gider denize. 7 kişi bunlara, gider denize. Bunlara Mehmet abim baktı. Bunlara Mehmet abim baktı. Hem de çok iyi baktı. Yok. Geçen sene bu orman gülleri vardı yani Sarao. He. Oraya şeye gittim, yaylaya gittik yukarıya. Ondan sonra bir yere baktım bunlar hepsi sizden beri geliyorlar böyle boylu boyunca. Yani bir anda korktum yani böyle hiddetlendim. Dedim ki nereye gidiyorsunuz? Dediler ki senin yanına geliyor. Hani ben diyor beni dövmeye geliyorlar sanmışım. Meğersem beni seviyorlarmış bana sarılmaya geliyorlarmış. Ben de korktum da hepsinden. O zaman korona yok muydu? O zaman korona yoktu. Ne korona? Hiçbir şey yoktu. Abi ben yırttım. Deniz bana bir sarılsaydı benim neyim çıkardı? Bestilim çıkardı. Bestilim çıkardı abi. Baksana şuna. Yan yana getirme. Ama bizim Adem yapıyor bunu. Doğru. Kameranın alıcılarıyla şey, kameralar oynuyor. Biraz onu kameradan daha... oynuyor. Ahmet abi çok teşekkür ediyoruz. Var mı son söylemek istediğin bir şey? Ben konuklarımıza, değerli izleyenlerimize... programda biliyorum. Eyvallah. Yıkılmadık, ayaktayız. Yine biz köydeyiz. Allah sana sabır versin. Köyü boşalttın. Köyde bekçiliğe devam et. Yönetmen yengemize de selamlar olsun burada. Dudik yengemize. Bizim kahrımız için kahrınızı çekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Karanlık olunca bizi izlemeye devam et. Ordu Reci beni duyuyorsa onlara da selam söylüyorum. Değerli meslektaşlarım. Görüşmek üzere. Eyvallah abi, hayırlı geceler. Duyuyor, hayırlı akşamlar. Ordu beni duyar mı? Duyar değil mi? Duyuyor. Duyuyordu tamam. Evet. Tamam. Şimdi düşsünler onlar, görüşürüz. Abi alın Ahmet abi. Alın. Abi. Ahmet abi böyle fırsat bekliyor. Şimdi canı sıkılıyor köyde. Çamaşırda canı sıkılıyor. Gelirken kulaklar çınlasın. Duymazdır inşallah izlemezdir karanlık. Telefonu hala kapatmadı. Esin abi telefonu kapat. Gelirken arabada başladık Sarsun'da. Girişte durdu ya. Vallahi. Yani şimdi kapattı. Şimdi kapattı. Hala bak kulağı burada. Eli işte. Göz oynaşta. Çok konuşuyor. Ne? Çok konuşuyor ama biz onun konuşmasını seviyoruz. Aynen. Biz Ahmet abiyi ailecek seviyoruz. Takip ediyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şimdi bizim esnafız biz aynı zamanda biliyorsun. Bizim esnaf sırası komple şu anda bizi izliyor. Vay maşallah selam olsun. Vallahi billahi evet. Yani. Kemal Oğuz Araç. Aynen. İzliyor sağ yani, olsun. Selam Oğuz'un, olsun. Kemal'ın bizim izliyor şu anda. Hemen benim yan bir dişim. Yine Akın kardeşim bizi izliyor. İbrahim Çocuk kardeşim bizi izliyor. Şu anda benim telefonuma giriyor ama ben onlara şu anda bakamıyorum. Abi gelirken yani, bak Ordu'ya geldiğinde, Korgan'a geldiğinde seni künefe yedirmeye götüreceğim. Ekrem Koşum abimin bir künefeci dükkanı var. Abi bir tatlı yapıyor. Orada keyfi. Ya, abi bunlar beni keyif yapacak orada. Keyif yapacak orada. Bunlar beni abi, bunlar beni bunlar abi. Beni abi götürecekler. Ama şimdi reklamlara gidelim. Kısa bir aradan sonra müthiş şeyler var. Sizleri bekliyor efendim. Birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın. Özmert Pano'nun sunduğu Zamansız Yağmurlar devam edecek.
özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Yaşanlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, Ankara'ya gittiler. Teşekkürler. O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı. Ankamar. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz. Ordu'nun il oluşunun 100. yılında Ordu'ya değer katan bir proje. 100. yıl konutları. 3 blok 100 daire, anahtar teslim, 120 metrekareden 140 metrekareye daire seçenekleri, sosyal donatılar, bloklar arası sosyal mesafe, geniş otopark imkanı, 330 bin liradan başlayan fiyatlarla. 100. yıl konutları Şahincili 80. yıl Cumhuriyet Caddesi'nde yükseliyor. Alkan Eren, Hüseyin Bayrak, Anıl Torun, Burak Güreşçi yatırım ortaklığıyla Ordu'nun yarınlarını inşa etmekten gurur duyuyoruz. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler. Hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak 2. etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de bin defa razı olsun. Allah işlerini rast getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnun. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu,
yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu'da 3000 metrekare kapalı alanda 40 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet veren Ordu'da bir aile şirketidir. Burada yapmış olduğumuz işler sizin dairelerinizde karkas veya %80 olabilir. Onları tamamen alıyoruz. Sizlere en iyi şekilde tamamıyla anahtar teslimi A'dan Z'ye yapılmış bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Bunlar da neler mi dersiniz? İşte mutfak dolaplarımızdan tutun da kapılarınıza kadar, parkenizden evin iç boya ve dış boyasına kadar, seramiğinden tutun yatak odanıza kadar en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan bir Ordu firmasıdır. Bunların yanı sıra bizim öngörümüz ve her zaman da tavsiye ederek tutunduğumuz bir dalımız var. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle profesyonel ekibimizle evinizde size konforlu, huzurlu, ailenizde bir ömür boyu mutluluk geçirebileceğiniz bir ev tasarlayıp mimari ve iç dekorasyonlarını da sizlerin hizmetine sunarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ergün Mobilya ve Dekorasyon. Ayrıntı bizim işimiz. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Butik Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın 0543 441 33 44. Ramadanlar temelinde güven var. Biz buradayız. Ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını, kısaca bir arada bulunduğunuz tüm sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız, hastaneler de o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Sosyal mesafe kuralına uyduğunuzda aslında birbirinize değil koronavirüsle aranıza mesafe koyuyorsunuz. Böylece hepiniz sağlık için çabalayan birer sağlık elçisi olarak mücadelede yanımızda yer alıyorsunuz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Biz buradayız. Bu yüzden çoğumuz evde kalamıyoruz. Ama siz evde kalmalısınız.
Bugün evde kalmak çocuklar ve gençler için bir ödev, geri kalan herkes için insanlığa karşı bir görev. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Özmert Pano'nun sunduğu Zamansız Yağmurlar devam ediyor. Yaşı döken, boş yere hıçkırıp içini çeken, tele kahreden, boynunu büken, çaldığın saza tele sor beni. Sen beni sevseydin arar bulurdun, zülfünün teline bağlar dururdun. Sen beni sevseydin arar bulurdun, saçının teline bağlar dururdun. Madem ayrılmazsın, senin maksatın neden beni ateşine yandırdın? Niye beni ateşine yandırdın? Madem ayrılmazsın, senin maksatın neden beni ateşine yandırdın? Neden beni yukarı akıyor ordunun suyu, boyumu aşıyor fındığın boyu. Son defa içelim, demledim çayı. Emmiye dayıya ele sor beni. Topladım evimi, yükledim göçü. Dökülür yaşların, yolarsın saçı. Başına takarsın yalnızlık tacı, şekere, şerbete, bala
sor beni, sor beni. Vicdaniyem der ki bakın halıma, dala dayanmıyor ah zarıma. Vicdaniyem der ki bakın halıma, dala dayanmıyor ah bu zarıma. Elim ermez oldu karşıma, çünkü gün yüzümü ele aldırdım, çünkü gün yüzümü ele aldırdım. Elim ermez oldu kirpi karıma, çünkü gün yüzümü ele aldırdım, çünkü gün gün olur da göçüp gidersem dağlara taşlara yola sor beni. Umudun kesilir veda edersen goncası kurumuş güle sor beni. Saçımı yoluna süpürge ettim ya sabır diledim hep ben bekledim. İnan ki ölmeye, İnan ki ölmeye çok niyet ettim. Kefene, mezara, sala sor beni, sor beni, sor beni, sor beni. İşi yapıyor mu Baki ile? Biliyorsun önceki programlarda. Aynen. Baki ile iyi uyum sağlıyoruz. Efendim reklamlardan sonra tekrar TV 52 ekranlarında Zamansız Yağmurlar'da Yiğit kardeşlerle birlikteyiz. Okuduğum şiir Ordu Eğitim Kültür Türkiye Eğitim Kültür Derneği Genel Başkanı Gülcan Özkaya ablama ait. Kalemine Gülcan sağlık. Ablama da selam olsun, selam sevgiler olsun. Gülcan ablama bir tane. Evet, Gülcan Özkaya Ordu'da, ona da selam olsun. Gökömer Köyü'ne de selam olsun bu arada. Abi şimdi teşekkürlerini bir etsen. Edeyim ya. Niye edeyim? Şunları aradan bir çıkartalım. Yok öyle deme abi. Bak şimdi dernek başkanlarımız. O işte yani hiç biliyorsun ki full ara vermeden bu gideceğiz. Bu zamana kadar bu işler vardı. Ah abi bitti ya. Bitti görüyorsun da pandemiden dolayı piknikler bitti. Hapis kaldı. Vallahi biz kaldık ya. Bunun ama Allah razı olsunlar ki aradılar, sordular, mesaj attılar. O yüzden abi, değerli her birisi bir bakıyor. Her zaman sahip çıkıyorlar bizim derneklerimiz. Gerçekten yani. O zaman bol müzik yapacağız. Aynen. Yani. Abi şimdi Korgan Dernekler Federasyon Başkanımız Fatih Yeşilçayır. Bizleri izliyorlar. Korgan Dernek Başkanı, yine Korganlar Dernek Başkanı Salim Küçük bizi izliyor. Korgan Yeniköy ve Çevre Köyü Dernek Başkanı Cemalettin Selük ve yine Emrullah Nar kardeşim bizi izliyor. Korgan Çamlılar Dernek Başkanı Kemal Karabacak efendim bizi izliyor. İsmet Gökçen Başkanım bizi izliyor. Salim Dere Başkanım bizi izliyor. Rafet Azer abim ki Serpil yenge falan zahmet etmene gerek yok. Rafet abi. Yani, oraya gideceğiz bu akşam da azıcık yağ yakmam lazım. Da abi. Rafet abi candır biliyorsun yani. Adnan abim bizi izliyor efendim. Adnan Şener abim sağ olsunlar. Mustafa Eşin'den Abdullah Dere. Bu kardeşim de bize lazım biliyorlar ama çalışmıyor. Ne yapayım şimdi okumak zorundayım da abi. Abdullah Dere valla bizi bu gece buradan alacağım mı ne yapacağım bilmiyorum. Gürsel Eşin'den abim efendim bizi izliyor. Yine Tuncay Başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizi onur etti. Yayınımıza bağlandı. Ya değişik bir adam Tuncay Başkanım. Gerçekten evet. Allah razı olsun. Bizi onur etti. Kim varmış burada? Ercan Tunur kardeşim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Damın falan akıyorsa, çatı işin falan varsa 10 numara. Adam yalıma diye bir bora girmiş. 10 numara abi. Bildiğin derman.
Herkesin derdine derman oluyor. Valla böyle bir şey. Sana bir sözüm var dedim ya, bir keyif yapacağız. Künefe yiyeceğiz. Ekrem Koçum abim orada. Benim Ekrem Koçum da değerli bir iş adamı, iş insanı. Yine çok güzel tatlı yapıyor abi. Öyle. Ben de tatlıyım ama onun tatlısı kadar olmuyor mesela. Sen daha tatlısın. Abi dün akşam yine Şuayb Göztu, Nurgül Göztu'da kaldık biz. Onlara teşekkür ediyoruz. Mustafa Geliş ve ailesi Kırşehir'den bizi izliyorlar. Efendim yine vatani görevini uzman çavuş olarak yapıyor. Vatani görev demeyelim de görevini. Şu anda Şırnak'ta. Şırnak'ta efendim. Şırnak'ta. Anıl Parun kardeşim var. Yine ona gönderiyoruz. Abi yine özellikle sana selamlarını iletmişler. Güvenlik amiri Korgan Devlet Hastanesi, hastanelerden bahsettik, hemşirelerinden bahsettik, çok teşekkür ediyorlar. Hastane müdürümüz Sercan Sayılır kardeşim, Tansu Şınga kardeşim, Korkmaz Yiğit abim, Çetin Taşkın abim, efendim bizleri, Kadir Işıklı abim bizleri izliyorlar. Özellikle de sana selam yolladılar. Aleyküm selam. Ve Kemal Oğuz kardeşim gelirken de yine bize sağ olsun selamlar. O senin şiirlere bayılıyormuş abi. Bayılıyor abi. Geçen bayıldı senin şiirleri dinlerken. Ayılmıyordu. Ondan sonra ayılmadı bir türlü. Yok abi, olan ya falan. Abi halam. O da hem Songül Alam hem Zelvi Alam, ikisine onlar, de buradan aynen, selam var izliyorlar. Sizdasın fazla sana hayranlar, öyle söyleyeyim yani. Şu anda estağfurullah. En büyük hayranı kim biliyor musun abi? Çağrı Beray Yiğit. Oo. Evet. Öpüyorum onu. Tanıyorsun değil mi abi? Öpüyorum onu. Öpüyorum. Çağrı Beray Yiğit. Evet. Çağrı Beray. Öpüyorum onu. Eşim izliyor abi, eşime, yani, çocuğum. Çağrı Beray şu anda bizi izliyor. Baki dur. En özel selamı gönderiyor. Evet. En özel selamı Deniz gönderiyor şimdi. Şöyle mi yapayım abi? Şöyle mi kameralar? Eşim. Yani lütfen kamera bana dönebilir mi? Eşim. Evet lütfen. Rol çalma. Yok. Çağrı Beray Yiğit. Çağrı Beray Yiğit, tamam. Eşim değil mi? Çağrı Beray Yiğit mi işte? Yani Çağrı Beray. Abi eşim ve çocuklarım evet. izliyor. Dur Allah Allah. Abi sen ortalığı karıştırıyorsun ama şimdi. Kardeşler hani bu akşam. Canım oğlum benim. Sağ olsun, var olsun. Sen ortalığı karıştırıyorsun abi. Yok ya. Hasan? Hasan sen özel bir selam göndermedin. Yok gönderdim abi. Ne zaman? Hangi arada? Çaktırmadan. Oğlum. Yok abi, ben şöyle yaptım, o anlar orada. Bir daha yap bakayım. Anlar abi orada. Anladı diyor. Vay. Mehmet abi adamda. Oğluma ve eşime selamlar. Adamda var 65 kişilik sayfa yani. Kime selam olasın? Aman dur. Orayı hiç karıştırma, Gorgan Özledik'e sayfasını. Bu arada Ordu Bir Sevdadır sayfasından da değerli kardeşlerime selam olsun. Birkaç tane mesaj okuyalım, sonra okuyalım türkülerle abi. Gidelim. Okuyalım, abi türküler evet. Hızır amcamın isteği var. Yine şiirli de olabilir. O akşamlar pencereden kar onları gelir. Yapacağız. Evet, yapalım onları. Evet. Adem Koçak değerli kardeşim, abi bu üçlüyü getirmen çok büyük sürpriz oldu. Tekrar iyi yayınlar abim, selam ve sevgiyle demiş. Eyvallah. Türk Halk Müziği sanatçısı Ümit Aksu kardeşim, iyi yayınlar diliyorum, hepinize selamlar. Sağ olsun. Yüksel Mıhçı başkanım gayet iyi gidiyor, selamlar demiş. Ümit Akbaba tatlı yemeğe bensiz gitmeyin demiş. Ali Boyu efendim bir mesaj iletmiş. Abi senden bir şey rica edeceğim ama senin için uygun olur mu bilmiyorum. Şu an eşimin annesi, babası, amcası toplamda 10 kişi. Aybaslı Beştam köyünde şu an benim bildiğim 13 kişi koronayla savaşıyor. Lütfen herkes dikkat etsin. Bir dokunsam bu konuya demiş. Hepimizin ortak derdi. Lütfen ama lütfen, hastanelerde yer bulmak da çok zor gerçekten. Kıymetli dostlar, dikkat edelim. Basit almayalım. Bir konu değinelim. Buyurun. Lütfen. Şimdi biz buraya geldik. Yani 859 bin kilometre. Bin kilometre. Gezdik ya bir de çarşı içinde falan. Yani gibi. Yağmur, sis. Bizim emniyet güçlerimiz. Yani sağ olsunlar. İşlerini yapıyorlar. Sağlık güçlerimiz. Yani onların hepsine selam olsun. Buradan Allah'ım onlara kolaylık versin. Eyvallah. Şu yani. Mesajları bir bitireyim. Evet. Yılmaz Biliş, Mahmut Taşönü, Ahmet Öztürk. Yine Fatsa'dan sevgili Aslı kardeşim. Aslı Çaylak. Evet, sevgili Mehmet abi öncelikle çok geçmiş olsun. Ya. Fatsa'dan yayında izleyenlere ve Yiğit abilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. Aleyküm Aslı selam. Ben demiş. Fotokopim... Nerede? Bir yaptığım bir espri vardı. Evet, fotokopi değilmiş efendim. Efendim benim çok kadim dostum, komşum, sevgili Erdoğan kardeşim, Sinoplu. Ekranların gülen yüzü, hayırlı programlar. Ben Erdoğan demiş. Eyvallah Erdoğan kardeşim. Serhat Saim Özselik. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Söylersem çok zamansız olur. Sizi seviyorum. Herkese selam demiş. Selamlar. Kabataş'a selam. Gülcan Özkay ablam, değerli kardeşim, hayırlı yayınlar. Evimize hoş geldiniz. Biz de eşimle Gökyanar Köyü'nden izliyoruz. Konuklarınıza ve izleyenlere selam olsun. Hüseyin Keskin, Ünye'den gazeteci dostum, kardeşim. Hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum. Selam olsun. Şair Birgün Tekin ablam, Ordu'ya selamlar demiş. Osman Taş abim, herkese selamlar, mutlu yayınlar, iyi akşamlar demiş.
Klavyecim Hakan Sakarya'da. Hakan'ım özledim seni. Selam, evet, sevgiler olsun. Hakan kardeşim selam olsun. Yani. Hikmet abim Korgan'dan selam olsun. Birazdan videonu yayınlayacağız. Abi onun paketini getirdik değil mi biz? Aynen. Bir kargaşalık çıkmasın. Yok. Deniz Bilim kardeşim selam ve sevgilerini iletmişler. Selam evet, olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam. Gökdeniz Akyol iyi yayınlar demişler. Harikasınız, hayırlı programlar demiş. İsmini Aşkın Yavaş. Sanatçı dostlara selam olsun demiş. Aleyküm Cemal selam. Gence kardeşime selam ve sevgiler olsun mesajlarını iletmişler. Yine efendim Mithat Aydın Han kardeşimiz de mesajlarını iletmişler. Kırlı Eski Dernek Başkanı Salih Beren de bizlere mesajlarını iletmişler. Evet, Salih Başkanımıza selamlar olsun bu arada. Ara sıra döneceğiz. Ben bir soluklanayım la. Abi hepsini okumaya çalışamayacağız. Yok yani. yetmiyor. Abi gönder olsun. Gelsin o zaman. Hasan. Evet abi. Şimdi Bahi'ye bir pas atsana. Top bende değil ki abi, neyle atayım? Topu ben sağa attım. Ez bekleyeceğim. Hangi eseri dinleyelim senden bak? Hesap sorar gibi. Hasan, Hızır amcam, aile büyüğümüz. Evet. Pencereden kar geliyor. O akşamlar peşinden şehir dalabiliriz içinde. Siz bir girişi bozmayın, bir devam edin. Bu arada öyle mi? Habib abi ile Mustafa Korgancı da bizi izliyormuş. Evet, onlara da teşekkür ediyoruz. Yine Yiğit ailesine, Selim amcama, Nasip amcama, Hızır amcam. Anam, emmileri unuttuk ya. Yok, unutmadım bak, unutmadım. Emmi mi, emice mi? Emmi, emice, amca. Abi ben eşimi dedim değil mi? Sen dedin ama Hasan gibi diyemedin. Hasan sağ gözünü kırptı, sen sol gözünü kırptı. Abi kırptın. Boynumu niye büküyorsun burada? Boynunu millet bükerek selam veriyor. Yengeden ne kadar korkuyor. Abi öyle demesin. Öyle demesin. Fatsa Aslan Camii Anadolu Dernek, Anadolu Yakası Dernek Başkanı Nihat Coşkun kardeşime ve Küptişenli değerli Muhammed Coşkun abime de Fatsa'ya da selam olsun. Evet. Hadi bakalım. Devam efendim. Pencereden kar geliyor, aman aman gurbet bize zor geliyor, gurbet bana zor geliyor. Thank you.
Oy akşamlar, akşamlar, yenem oldu akşamlar, evine gide ballar taze. Gariflerde akşamlar, akşam güzeli. Gariflerde akşamlar, akşam gazeli. Gariflerde akşamlar, akşam güzeli. Sar beni, beni yar değil misin? Beni bu sevdaya salar, sen değil misin? Al beni, beni sar beni, beni yeşil yapraklar sar. Kana sevdi aldattı beni, güldü ağlattı beni. Gittim kölesi oldum avşar güzeli. Bir pona sattı da beni balar güzeli. Gittim köle gazeli, bir pula sattı da beni alışar güzeli. Al beni, beni yar, beni, beni yar değil misin? Beni bu sevdaya salar, sen değil misin? Al beni, beni sar beni, beni yeşil yapraklar saramadım, sarsın seni kana topraklar. Baki, Deniz, çok düğün yapmışsınızdır. Yani evet, sayısını hatırlamazsınız evet. Herhalde. Kesinlikle. Yani ilk yaptığınız düğünlerden belki de şu anda askere giden vardır. Çocuklar. Abi ne? Torunu olan torunu vardır. Olan torunun düğünü yapıyorsun. Torunun düğünü yapıyorsunuz. Evet, düğünü yapıyorsun. Yani o yüzden çok evet. Özel bir şey. Şimdi ben tam gecenin bu saatinde biraz böyle oyun havası tarzında bir şey istiyorum sizlerden. Ama bir Hikmet abinin videosu var. 2 dakika onu izleyelim. Tamam, ondan abi. Sonra siz o hazırlığı soluklanın. Tamam. Hikmet abinin videosundan sonra şöyle biraz milleti biraz eğlendirelim. Eğlendirelim abi, hiç sıkıntı yok. Akabinde bakalım neler olacak. Şimdi yine Korgan'a Hikmet Ayba abimizin o güzel videosunu izleyeceğiz. Ardından Baki ve Deniz Yiğit gümbür gümbür stüdyoda İstanbul'da sizleri müthiş derecede eğlendirecek. Ah ulan zamansız Mehmet. Bu sene başıma bela oldu. Şu İstanbul'daki programı ben sunayım dedim. Gel memlekette dedim. 2 Ocak ışkını al dedim. Bana yardımcı ol dedim. Onu da yapmadın. Ama canın sağ olsun. Ben sana yine İstanbul'a bak taze taze marul gönderiyorum.
pancar göndereceğim. Senin canın sağ olsun. Toprağım. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar. Bülbülün kanadı yerlerde saçar. Ben seni seviyorum can ile candan. Güzellerin içinde yarın var benim. Dağda harman olur mu? Belden derman olur mu? Beyandım küle döndüm. Külde derman olur mu? Bülbül havalanmış, yüksekten uçar. Bülbülün kanadı yerlerde saçar. Ben seni seviyorum can ile candan. Güzellerin içinde yarın var benim. Evet Hikmet abi, marulu göndermiş, kolyeyi açmadım da. Açınca bakacağım eve gidince efendim. Kadir Yıldırım, hayırlı akşamlar abim. Baki benim sınıf arkadaşım liseden. Çok selamlar, iyi yayınlar demiş. Selam olsun, sağ olsun, Allah razı olsun. Efecan Çınar Özmen, hayırlı yayınlar. Kadir Baca, Akın Azaklıoğlu, Hakkı Eylik, böyle isimlerinizi okuyorum efendim. WhatsApp hattına birazdan bakacağım. Ama ben şimdi ha bu uşaklardan biraz böyle... Abi hareketle yapacağız çünkü... Hareketlenelim biraz, ne olur kurban olayım. Ama işte bizden bu türküler izleniyor. Mesela Kuşun Gürgen'den istemişler, ne yapacağız? Abi onu da okuruz yani daha var. Yani istenilenler de şimdi tamam, konuşmayalım mümkün tamam, merdebe. Abi eserleri... şunu söyleyeyim sadece. Söyle. Çiftlik Denek Başkanı Mustafa Tozlama, çiftlikli kardeşlerimiz bizi izliyor. Uğur Mindiloğlu. Uğur Mindiloğlu kardeşim de bizi izliyor. Selamları var size. İlyas Adaş kardeşim bizi izliyor. Zikri Çamurlu'ya da ben selam söyleyeyim. Evet, Zikri Başkanı unutmayalım. Başkan, evet. Salim Küçük. Unutuyoruz ya. Salim Küçük kardeşim. Salim Küçük başkanımı unutmayalım. Onları gönderdik. Evet. Hadi bakalım şimdi yerinizde durmayın. Evlerinizde. Ben Koronalı. Orduya gidiyorum abi. Yoksa ben orduya mı gidiyorum? Ben orduya gidiyorum. Ordudan yeni geldiniz, acelezden. Abi duramıyorum korkansız. Hadi bakalım devam ediyoruz efendim. Bereye kız seneye nereye bakmaz mısın bereye? Hemen sevdim bendim şimdi kaldım geriye. Hemen sevdim bendim şimdi kaldım geriye. Ben orduya gidiyorum gelir misin sevdim? Gizli gizli bakıyorum ağzını yedim. Ben orduya gidiyorum gelir misin sevdim? Gizli gizli bakıyor ağzını yedi. Çekmiş kaşına mavi yazma başına sürme çekmiş kaşına. 19'dan gün almış gelmiş 20 yaşına. 19'dan gün almış 20 yaşına. Ben orduya gidiyorum gelir misin sevdim? Gizli gizli bakıyorum da ağzını yedim.
Ben orduya gidiyorum da gelir misiniz dedim. 19'dan gül almış ağzını yedim haydi. Seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de benim gibi tanesi. İstanbul yıkılacak mı Vedal? Düğünlerde de bu şeyi çok severim. Yapabilir misin onu? Meyan mı?
Yok, en son yaptım abi. Şu mu abi? Yeni de yapalım o zaman. Yani o... Tamam abi, yeni de yapalım o zaman. Klavye açık mı? Esin abla açsana klavyeyi. Onu çok seviyorum. Tamam abi, hemen başlıyoruz. Onu, sadece onu istiyorum ama. Tamam. Dönelim. Program biter, biz gitmeyiz. Daha durun, daha var. Süremiz var. Bitmedi ya. Daha süremiz var. Abi, korktun değil mi yıkılacak diye? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi, efendim bir Vona'ya bir bağlanalım. Vona, alo. 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 Perşembenin şey, ordunun sakin şehri Vona. Alo. Efendim, iyi akşamlar. Vay vay vay. Yener Kaya mı? Bu Yener benim dayım. Dayım. Yok, bu benim dayım. Yani. Yok. Yener'in beni unuttu ama ben bunları... Yok. Bu benim dayım. Vallahi. Yok. Yener abi hoş geldin. Kesinlikle. İyi akşamlar, sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Ömer'im. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Sesini duyduk, daha güzel olduk. Yeğenlerim burada bu akşam. Evet. Kendileri öz yeğenim gibidir. Allah razı olsun. Eyvallah. Onlar beni dayı bildik. Biz onları yeğen bildik. Öyle devam ediyoruz. Ha, bu uşaklarda çok emeğin var. Bunlar seni çok canlı sıkmış zamanında ama. Yok. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun de. Vallahi az önce şey yaptım ya, hani yan dağlar yan, Yener Kaya'nındır. Yener Kaya'nındır. Bak kaptım bundan, evet. Yener Kaya'nındır. Şimdi Yener abi. Evet. Ama bir saniye Mehmet abiciğim. Program başlamadık. Saat 8'e çeyrek vardı. Ne dedim ben? Bir saniye onu söyler misin? Yener dayım arar dedi. Yener Kaya'sız perşembe olur. Olmaz. Dedim mi demedim mi? Olmaz. Kesinlikle yani, dedim. Kesinlikle. Biz yani öyle bir şey demedim yani. Böyle gül gibi biz de yani. Yener Kayası olamayız. Yener abi, sonlara doğru geliyoruz. Daya istek var. Çocuklar da biraz koşturacağım ben. Maraton koşusu yaptıracağım. Ne demek? Senden abi, kısacık şöyle bir ordunun derelerini alsak telefondan. Olur mu bizi kırmasan? Ya senin canın sağ olsun. Kurban olduğum. Hadi be abim. Evet. Ordunun dereleri Yener Kaya'dan, benim has hemşerimden gelsin. Evet, yeğenlerime de gelsin özellikle. Eyvallah. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere. Vona üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişleri, vallahi ben demedim. Sürmelim aman. Beni sana geçmişleri, vallahi ben demedim. Sürmelim aman. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah müsait bir günde seni de ağırlayacağız veya biz Vona'da senin misafirin olacağız. İnşallah, beklerim. Her zaman. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk önce bu işe Yener Kaya, yani perşembe değil, ordunun üstadıdır kendisi. Evet. Onun yanında başladım. Onun ellerinden öpüyorum. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Kendisini unutmak mümkün değil. Unutmuyorum. Dayı biz seni yani program başlamadan dayı, önce konuştuk. Sen çağıracaksın bizi. Biz ama, yani. Ama şöyle bir şey oldu. Yani şu gerçek. Yani sürprizi sen mi yaptın? Acaba Mehmet abi mi yaptı, onu bilemiyoruz. Siz iki Vona'nın yani, arasına girmeyin. Öyle yani. Aramda girmeyin. Ama şu var. Bak. Yener Kaya çağıracak bize. Üstad, biz onun yanında bir şey yapalım. Aynen. Nasıl çağırayım yani. Ya? Evet Yener abi, çok teşekkür ediyoruz. Dayı onur ettin, sağ olun. Allah razı olsun. Vona'ya selamlar. İyi programlar diliyoruz. Vona'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi. Yeğen gözlerinden öpüyoruz.
Sağ olasın. Eyvallah. Ellerini öpüyorum. Onur ettin bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sen olmasan da biz her yerde seni zikrediyoruz, seni onur ediyoruz. Sen bizim canımızsın, baş tacımızsın. Seni biz çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar tamam. Yener abi. Görüşmek üzere. Diyoruz. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Perşembeli değerli saz ve söz üstadı Yener Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Dileğim ederim. Dilek. İyi yayınlar Mehmet Bey. Ordu Fatsa'dan selamlar. Ben de Korganlıyım. Bu arada Baki, Hasan ve Deniz Yiğit kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız demişler. Öncelikle tebrikler. Çok güzel bir program oluyor. Keyifle izliyoruz. Ben bir Korganlı olarak Yiğit kardeşlere selamlar. Korgan Belalan Dernek Başkanı olarak selamlarımı iletmenizi istiyorum. Saygılar Reşit Dün. Selamlarını iletmişler. Sevgili Reşit Hasan, senin sosyal medya projelerin var. Sosyal medya çalışmaların var. Evet. Ondan da kısaca bir bahsedelim. Şimdi sosyal medyada aktif olarak zaten bazı videolarımız var. Güzel de videolarımız var. Etkileşim iyi. Bunun dışında bu aralar uzak kaldık biraz. Çünkü ortalığın durumu o kadar kötü ki pandemiden dolayı. Yani insanlar hassas. Neyi nereye koyacak, ne yaşayacak pek yerinde değil insanların düşünceleri. Onun için biraz sessiz kaldık ama sevgili Nando kardeşim Burak Karabayrak. Şu an virüsle ilgili bir rap yazıyor. Biz de destekliyoruz. Buradan dönüşte inşallah Sami ile beraber klibini çekeceğiz. Sami'ye de selam olsun bu arada. Sami selam olsun. Seni unutuyorduk az daha ama ben bu konuyu değineceğim için söylemişim. Abi, Mehmet abicim özür dilerim. Babamın çok çok selamı. Aleyküm selam. Mehmet amcaya da selam olsun. Reklam arasında dedim Mehmet'ime çok çok selam eyvallah. Söyleyince. Aleyküm selam. Yani, sonra yani sağlık çalışanları için bir yarışma var. Kısa film yarışması. Ona bir yarışmaya sunacağımız bir videomuz var. Senaryosu yazıldı. Bunun dışında bir kısa filmimiz var yine. Senaryosu yazıldı. Döndüğümüz zaman çekeceğiz inşallah. Yine Nando'yla, Sami'yle beraber ve Fas'taki arkadaşlarla beraber. O gün Özcan'a selam olsun buradan. Zekeriya Eruzun abime. Evet. Dediğim gibi senaryosu yazılan aslında iki tane daha filmimiz var. Senaryoları yazıldı. Kenarda bekliyor. Biliyorsunuz Zedem'in imzasını çekmiştik. Hı hı. Bize iyi bir şey oldu. Güzel bir deneyim oldu. Bizim için bir deneyim oldu. Onunla daha güzel, daha gümbür gümbür iki tane filmimiz var. Bir tanesini muhtemelen bu yaz pandemiyi atlatırsak onu çekeceğiz. Senaryosu hazır. En güzel şekilde hazırlanıyoruz. Ama dediğim gibi yakın bir zamanda yapacağımız bir rap müziğimiz var. Virüsle ilgili. Merakla bekliyoruz. Evet. Onun dışında bir de sağlık çalışanları ile ilgili bir kısa filmimiz olacak. O da güzel olacak. İnşallah. Şimdi yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Ordunun dereleri kısa, Akkuş'un gürgenleri uzunla bitiriyoruz. Öyle mi yapalım? Öyle yapacağız. Zaman, evet Baki senden başlayalım. Hemen kısa birer cümleyle alalım kapatalım. O zaman şöyle yapalım. Ordunun derelerini Deniz abimden alalım. Akkuş'un gürgenlerini benden evet. alalım. Aynen. Evet. Vedamızı edelim ondan sonra. Son evet. sözlerinizi alalım. Evet Baki senden başlayalım. Abi ben çok konuşmayı sevmiyorum. Ben müzik benim evet. işim. Deniz'in iyi konuşuyor o konuda. Evet Deniz'in. Abi bizi evet. izleyen tüm ordulu Korganlı hemşehrilerimize sadece İstanbul'da olan değil bütün Türkiye ve dünyada yeryüzündeki ordulu Korganlı hemşehrilerimize selam olsun. İsmini söyleyemediğimiz değerli dostlarımıza mesajlara yetişemiyoruz. Evet kusura yani, bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. Buradan dernek başkanlarımıza tekrar ismini söylemediğimiz kişilere de teşekkür ediyoruz. Sizin nebzinizde kameraman arkadaşlarımıza, rejideki bayan arkadaşımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet. TV52 biliyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar bize bakın. Penceresi. Yani siz de bizi programımızda ağırladınız. Böyle kaliteli bir baş program olmakta. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle kaliteli bir programda kaliteli bir adam. Özlemişik değil mi abi? Evet aynen güzel oldu. Ya, vallahi özlemişik. Yani, adamlık oldu. Yani, evet, Hasan. Evet abi şimdi nerede kaldık? Nereye baksınlar? Nereye baksınlar? Abi işinize bakın ya. İşinize bakın. Sen söyleyin burada dinleyelim biz de. Aynen. Dediğim gibi mesajını okuyamadığımız bir sürü arkadaşımız var. Kusura bakmayın bize bakın. Ekranlarda şu anda merak bak dikkat ettim ekranda yakışıyor mu? Yakışıyor evet. Valla. Yakışıyor. Güzel. Ordun derlerini. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz. Efendim ben de vedamı gerçekleştireyim. Evet kıymetli dostlar bu akşam bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu akşam ayrıca üzüntülüyüm. Neden üzüntülüyüm? Yaklaşık 2-3 yıldan beri burada program yaptım. Çok değerli kameraman arkadaşım, kameraman kardeşim Adem. Adem'le son yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Adem Noyan
bizleri ulusal bir kanalda temsil edecek. Kendisini haftaya Dominik Cumhuriyeti'ne gönderiyoruz. Dominik Cumhuriyeti deyince nereye gittiğini ve hangi programa gittiğini de anlarsınız. Adem Noyan kardeşimize bizleri başarılı temsil edeceği için teşekkür ediyoruz. Kendisine de bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz Ademciğim. Esin ablama, ana kumandada sevgili Sefat ve Aykut Demir kardeşime teşekkür ediyoruz. Ana sponsorum Harun Pala'ya çok teşekkür ediyorum. Yiğit kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm dostlarımıza teşekkürler. Haftaya gümbür gümbür bir zamansız yağmurlarda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Yiğit kardeşler sizlerle efendim.
zaman vurdu da yaylanın otu, yaylanın otu. Uzak durma sevdiğimde, gel yakın otu, yakın otu. Bir güzel görsem de kocası kötü, kocası kötü. Kötünün koynunda da sabah olur mu, sabah olur mu? Yağmurları sundu.